Daha iyi bir kariyer için 7 kurşun stratejisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlki neydi kurşunlarımızın? Öğrenmeye olan tutku ve öğrenmeye açık kafa yapısıydı. İkincisi ne olacak? Motivasyon ve amacınız olacak. Genelde öğrencilerin iyi bir staj için, iyi bir yarı zamanlı çalışma için, bir işe girmek için motivasyonu ve amacı pek olmuyor. Yani tabii ki de çok iyi bir şirkete girmek istiyorlar. Tabii ki de çok iyi bir maaş kazanmak istiyorlar. Ya da girdikleri işte hızlıca yükselmek istiyorlar. Herkesin bu amacı var ama bu amaç olmamalı. Ya da zaten amacınız bu olursa herkesle aynı amacı taşıdığınız için motivasyon eksikliğiniz olabilir. Kendinizi bu uğurda nasıl motive edeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Ve karşı tarafa da tam vermek istediğiniz mesajı geçiremiyor olabilirsiniz. Yani bu sizin için bir kurşun olmaz. Herhangi bir herkeste olan bir durum olabilir gibi düşünüyorum ben. Amacınız gerçekten ne? Siz diyelim ki kimya endüstrisinde tedarik zinciri alanında işe başlamak istiyorsunuz. Satın alma bölümü olsun hadi. Satın almadaki tedarik zincirindeki, kimya sektöründeki, o şirketteki amacınız ne? Sadece sigortalı bir işe girmek mi? Sadece mezun olduktan sonra boş kalmamak için bir staj yapmak mı? Siz karşı tarafa amacınızı ve motivasyonunuzu gerçekten aktarabiliyor musunuz? Çoğu gençte evet çok iyi firmalarda çalışma isteği var. Fakat neden diye sorulduğunda bir durup düşünüyorlar. Çünkü herkes bunu istiyor ve şu ana kadar da eğitim sistemi, aileler buna şartlamışlar. İyi bir üniversite oku, iyi bir iş bul. O işin ne olduğunu, ne olacağını kimse söylemediği için gençler de bu zamana kadar şu amaçları var zannediyorlar, işe girmek. Amaç gerçekten bu olmamalı arkadaşlar. Siz yarı zamanlı çalışmalarınızda, stajlarınızda neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi, sizin nelere iyi yeteneğiniz olduğunu, nelerden hoşlanmadığınızı bulup çevreniz, iş ağınızla birlikte bunları tartıp, ölçüp kendinizi güzel bir şekilde ifade edip o seçtiğiniz alanların geleceğine yönelik tahminlerde bulunabilmek için teknoloji trendlerini takip edip bir amaç elde etmeniz gerekiyor. Gerçekten bir uzmanlaşma, girişim amacı olabilir. Bu amacınızı ve motivasyonunuzu güzel bir şekilde karşı tarafa aktarırsanız hem işe girme alanında, hem staj yarı zamanlı çalışma bulma anlamında, hem de işe girdiyseniz şu an halihazırda yükselme anlamında size fayda sağlayacaktır. Ben ikinci kurşunun da motivasyon ve amaç olduğuna inanıyorum. Üçüncü kurşunla devam edeceğiz. Üçüncü kurşunda da yetenekleriniz ve tecrübeleriniz önemli olacak.